Evet, değerli basın mensupları ve bizleri ekranları karşısında izleyen sevgili yurttaşlarımız, öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün 81 ilde 973 ilçede Cumhuriyet Halk Partisi kadın kolları olarak eş zamanlı bir basın açıklaması düzenliyoruz. Çünkü bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Evet değerli basın mensupları, bütün kadınlar emekçidir. İster ev kadını olsun, ister fabrikada çalışan elleri nasırlı bir işçi kadın olsun ister binlerce kişiye istihdam yaratan bir iş kadını olsun ama bütün kadınlar emekçidir. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Bugün New York'ta hakları için direnirken yanarak yaşamını kaybeden kız kardeşlerimizi saygıyla anma günüdür. Bugün dünyanın tüm kadınlarının uluslararası çapta dayanışma günüdür. Bugün kadının insan hakları için farkındalık günüdür. Bugün mücadeleyi büyütme ve örgütü ve umudu örgütleme günüdür. 167 yıl önce takvimler 8 Mart'ı gösterdiğinde tarihin akışı değişti. New York'ta 40 bin dokuma işçisi kadın Sırf eşit işe eşit ücret alabilmek için, sırf insan onuruna yaraşır koşullarda çalışabilmek için bir grev başlattı. İşverenin fabrikayı kilitlemesi nedeniyle direnen kadınların yangında yaşamını kaybettiği bir süreç yaşandı. 129 kız kardeşimiz yaşamını yanarak kaybetti. Bu vahşetin ardından kadınlar dünyanın dört bir yanında örgütlendi. Canlarıyla bedel ödeyen işçi kadınların mücadelesini yaşatmak bir görevdi artık. Verilen mücadeleler neticesinde 1910 yılında Kopenhag'da düzenlenen 2. Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı'nda Clara Zetkin'in önerisiyle 8 Mart'ın kadınların uluslararası mücadele olarak kutlanması bir karara bağlandı. Böylece 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ilan edildi. Bugün dünyanın dört bir yanındaki kız kardeşlerimizle dayanışmayı büyütüyor ve haklarımıza çok daha güçlü olarak sahip çıkıyoruz. Değerli basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar eşit bir Türkiye inşası için mücadele ediyoruz. Bu mücadeleyi Türkiye Kadın Hareketi ile ve eşitlikçi erkeklerle birlikte kenetlenerek yürütüyoruz. Fakat üç hayati sorunumuz var. Bunlardan Birincisi kadına yönelik şiddet, ikincisi yoksulluk özellikle kadın ve çocuk yoksulluğu ve üçüncüsü temsile, temsilde ve hizmette e, erişimin önündeki engeller. Yani temsilde ve hizmetlere erişimdeki yaşadığımız adaletsizlikler. Ne yazık ki ülkemizde kadına yönelik şiddet hız kesmeden artıyor. Biliyorsunuz daha geçtiğimiz günlerde bir günde 8 kadın katledildi. Ve kadınlar en güvenli olması gereken yerlerde yani evlerinde ve en güvendikleri kişiler tarafından yani en yakınlarındaki erkekler tarafından ya şiddet görüyor ya da öldürülüyor. Hal böyleyken iktidar ise kadına yönelik şiddeti tolere edilebilir buluyor. Kadın cinayetlerine sadece sayı olarak bakıyor. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi'ni bir gece yarısı üç kez boş ol diyerek hatta bir kez boş ol diyerek ansızın fesih ediyor. Kadın katillerinin sırtını sıvazlayanlar şimdi de 6284 ne ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi yasasını hedeflerine almışlar. Bu kanunu budamak istiyorlar. Biz bugün 81 ilde 973 ilçede tek ses olduk ve haykırıyoruz. Yasalara dokunma, uygula. Evet değerli basın mensupları, iktidarın yeni hedefinde de eşit yurttaşlık hakkımızın ve layıklığın güvencesi olan medeni kanun var. Şimdi de medeni kanun için sil baştan diyorlar. Ancak şunu unutuyorlar, layıklığa savaş açanlar karşılarında dağ gibi duran kadınları bulurlar. Haklarımızı bir torba yasaya doldurup çöpe atma hayalini kuranlara buradan sesleniyoruz. Haddinizi bilin. Biz asla ve asla kazanılmış haklarımızın budanmasına izin vermeyeceğiz. Hayati öneme sahip bir diğer sorunumuz da az önce söyledim kadın yoksulluğu ve kadınların istihdam dışına itilmesi. Kadın istihdamına yönelik veriler, gerçekten nasıl bir utanç tablosu içerisinde olduğumuzu yüzümüze vuruyor. Ülkemizin nüfusunun yarısından biraz fazlasını kadınlar oluşturuyor ama iş istihdama gelince sadece her beş kadından sadece biri kayıtlı ve tam zamanlı olarak istihdamda yer alıyor. Yaklaşık dört buçuk milyon kadın çalışmak istiyor ama iş bulamıyor. Genç kadınlarda ise işsizlik oranı %51'lerde. Kadınların %61.4'ü asgari ücretin ya altında veya asgari ücretin en fazla %20 üzerinde bir ödenek alıyor, bir maaş alıyor. Kadınların %41'i yani neredeyse her iki kadından biri asgari ücret dahi alamıyor. Kadınların yarısı iş hayatına katılamama nedeni olarak üzerindeki, omuzlarındaki bakım yükünü gösteriyor. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun araştırma merkezinin verilerine göre kadın işçilerde sendikalaşma oranı da çok düşük. Sadece binde bir. Bu tablo kadını geleneksel roller içerisine hapsetmeye çalışan ve anneliği en büyük kariyer olarak tarifleyen iktidar neslidir değerli arkadaşlar. Evet, yaşadığımız bütün sorunların temelinde ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum diyen zihniyet yatıyor. İşte bu nedenle kadınların adalete, eğitime, sağlık hizmetlerine erişimi de çok sınırlı hale geldi. Deprem bölgesindeki kız kardeşlerimiz için yaşam koşulları çok çok daha zor ve çok daha vahim. Önümüzde bir yerel seçim var ve bu seçim iktidarın eşitsizliği derinleştiren politikalarına karşı hepimiz için bir yanıt niteliği taşıyacak. İktidara bu seçim kanalıyla bir yanıt verebiliriz. Bu nedenle hepimiz var gücümüzle çalışmalı, örgütlü gücümüzle gerici kuşatmaya meydan okumalıyız. Bu seçimde partimiz 1149 seçim bölgesinde aday gösterdi ve bu adayların 108'i kadın adaylardan oluşuyor. Üstelik adayların 27'si hali hazırda Cumhuriyet Halk Partili belediyeler tarafından yönetilen seçim, seçim bölgelerinde yarışacak. Ayrıca 5 büyük şehirde ve 6 ilde kadın adaylarımız yarışacak. Partimizin belirlediği tüm kadın adayların seçilmesi durumunda yaklaşık 15 milyon nüfus kadın liderler, kadın belediye başkanları tarafından yönetilecek. Yani toplam nüfusun %18'i. Elbette bizim hedefimiz %50 ancak son derece önemli bir adım olarak görüyoruz bunu. Ayrıca sadece belediye başkanlıklarında değil muhtarlıklarda belediye meclis üyeliklerinde il genel meclis üyeliklerinde de kadın temsili artacak bu dönem. Tüm Cumhuriyet Halk Partili belediyeler sayesinde kadını özgürleştiren, güçlendiren, eşitlikçi, katılımcı, halkçı ve sosyal demokrat politikaları hayata geçireceğiz. Evet değerli basın mensupları 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde tüm belediye başkanlarımızla bir politika belgesi imzalayacağız. Yerel yönetimlerde eşitlik politika belgesi. Ve belediye başkanlarımız seçildiğinde belediyeyi şöyle yöneteceğine söz veriyor. 1. Kadın erkek eşitliğinin temel bir insan hakkı olduğunu kabul eder. Toplumun tüm kesimlerinin belediye hizmetlerinden eşit olarak yararlanmasını ilke edinirim. 2. Belediye olarak politikalarını, projelerini, bütçesini toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak oluşturur. Kadın ve erkeklerin karar alma süreçlerine dengeli katılmalarını sağlamayı demokrasinin bir temeli olarak kabul eder. 3. Hizmetlerin planlanması, uygulanması ve yürütülmesinde katılımcı bir anlayış yasası alır. İşte bu amaçla meslek kuruluşlarıyla, demokratik kitle örgütleriyle ve üniversitelerle işbirliği içerisinde çalışır. 4. Yerel eşitlik eylem planı hazırlamayı, yaşama geçirmeyi, veri toplamayı ve bunların sonuçlarını raporlamayı kabul eder. 5. Belediye çalışanlarına farkındalık ve bilinçlendirme amaçlı toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri verir. Bu eğitimler çalışma süresinden sayılır. 6- Belediye çalışanların istihdamında %50 cinsiyet kodasını hedefler. Kadına ve çocuğa yönelik şiddet suçu işledikleri kesin hükümle sabit olanlar işe kabul edilmezler. Görevdeyken anılan suçları işleyenler ise açılan idari ve adli soruşturma süresince görevden uzak tutulurlar. 7- her türlü ayrımcılığın ve şiddetin karşısında durur. Kadına yönelik şiddetle mücadelede 6.284 nolu ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 190 sayılı şiddet ve taciz sözleşmesi doğrultusunda hareket eder. 8. Kadınlar, çocuklar, engelliler, yoksullar gibi dezavantajlı gruplar diyelim. Bunların kent hizmetlerine erişimini kolaylaştırır. Eğitimde, sağlıkta, istihdamda, sosyal yaşamda önlerine çıkan engelleri ortadan kaldırır. Ve son madde 9. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde ve 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Şiddetle Mücadele Günü'nde etkinliklere katılmak isteyen kadın personellere idari izin verir. Evet. Yani belediye başkanlarımız, bu başkan adaylarımız, üzülüyorum. Bu belgeyi imzalamış olacaklar bugün. Değerli basın mensupları, bizler attığımız her adımla eşitliği ve umudu örgütlüyoruz. Buradan tüm kadınlara ve demokrasiyi savunan eşitlikçi erkeklere sesleniyoruz. Eşitlik için, özgürlük için, kardeşlik için Haklarımıza sahip çıkmak için, yoksulluğu bitirmek için, engelli yurttaşlarımızın önündeki engelleri kaldırmak için, işsizliğe son vermek için, şiddeti durdurmak için, İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koymak için, kadın hakları, çocuk hakları, doğa hakları ve hayvan hakları için, emeklerimizin üç kuruşa muhtaç yaşamaması için, layık, demokratik ve özgür bir Türkiye'yi yeniden inşa edebilmek için gelin 31 Mart'ta hepimiz sandığa gidelim ve bu iktidara bir dur diyelim. Bu düzenin böyle devam etmeyeceğini hep birlikte iktidara gösterelim. Kutlu olsun 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.